Sağ olsun, evet. Bu jest için teşekkür ederim. Bir ara ben de dansta olacağım kendimi diye. Ben de zannettim kaldıracak senin ödüm korktum. Acaba benim için de bir şey yazıldı mı diye merak ettim. Ne düşündüm? Efendim? Sanki sana dans etmem gerektiğini düşündüm. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok naziksin. Çok naziksin. Sen oy vermiyorsun, ondan en doğrusunu yaptı. Yani jürideki adaleti bozmama adına beni seçmiş. Ne kadar görüyorsun? Evet, çok düşünceli. Çok düşünceli. Sizin endişeniz mi vardı bu dansı yapamayacağınıza dair? Sonunda o kadar çok sevindi ki Vitali. Evet. Ama çok ben güzel. Ben biraz bu en son kaldırıyor ya beni. Aa, çok panik oluyordum ama düşürmedi valla. Ama çok güzeldi. Hiç yani ya düşersem diye çok panik oluyordum. Onda tabii ki muhakkak ki olacağız yani bir anda öyle havalanıyorsun falan ama çok güzeldi ve çok başarılı kaldırdı. Çok iyiydi yani. Congratulations. Fun. Aa, dansta olan her işte. Yani mesela operada koreografiler yapılır ya da dışarıda koreografik işlerle çalışılır. Her zaman şu yapılır, toplanılır ve doğrular yanlışlar konuşulur. Şimdi seyirci burada alkışlıyor, eksik olmasın. Çok da keyifli tabii. Yalnız şöyle bir şey var. Başında gerçekten adımlar kaydı. Adımları toparlamak için uğraştık. Bu dezavantaj. Ama avantajlı tarafı onu unuttun ve kendini tekrar dansa verdin. Yani bu da çok iyi bir şey. Kendini bırakmadın sonuna kadar. Sonunu buldun dansın. Ben artık merak ediyorum. Giden birisi olursa gerçekten üzülecek diye düşünüyorum. Çünkü çok heyecanlı, çok keyif aldığınızı görüyorum. Umarım uzun süre hepiniz kalırsınız. Çok iyi de bir hoca. Yani hakikaten çok uğraşıyor benimle. Ben de zor bir öğrenciyim. Yani buralara geldim sayesinde. Geliştim yani sonucunda. Hani olduğu kadar ama. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Geçen gün konuşuyorduk. Kaslandı da. Evet kaslandın. Kaslandım. Yaşasın. Öyle. Biz öyle düşündük. Baş başa verdik. Böyle bir sonuç elde. Niye zor bir öğrenciyim dedin? İlk öğrenirken böyle bir şey yapıyorum. Ya öğrenemezsem diye sinir yapıyorum. Ha. Bir iki gün böyle yok oluyorum ortalıkta. Ondan sonra tabii vakit azalıyor. Tutuşup bu sefer geri geliyorum. Daha konsantre bir şekilde evde devam ediyorum. Evde de prova yapıyor musun? Şimdi dün gece yaptım evet. Panik oldum çünkü. Unutacak mıyım ne olacak falan diye yaptım bir saat, bir buçuk saat. Müziği de vermişti bana. Gene de unuttum bir şeyler ama. Olur o kadar. Heyecandandır. Lilian. Çok ilerledin. Çok ilerledin diyor. Eda, I really think that you have improved so much in this competition. And it's a real shame that you got a couple of steps wrong tonight. Bu yarışmada çok ilerlediğini düşünüyorum. Bunu gözlemliyorum fakat sadece birkaç yanlış adım attım bu akşam. Eda, why did you dance in front of Arjun? He doesn't give points. Next time I'll dance for you. You should have danced here. We would have given you extra points. To be fair. To be fair. Okay, okay, fair. Evet, niye Acun'un önünde dans ettin diye bir soru sordu.
tabii ki o konuda adaleti ön plana çıkardık. Evet. So you know what to do next time. Come and stand here. Benim önüme gel bir dahaki sefere şeklinde bir yaklaşım var Lilian'ın. Sait Hocam. Eda, gerçekten bir ilerleme yaptın ve bence yani bu yarışmada en büyük ilerlemeyi sen yaptın. Yani müthiş bir ilerleme yaptın. Söyleyecek laf bulamıyorum. Vitali çok iyi bir hoca ve çok güçlü. Yani o liftleri seninle yapmak büyük bir yani yetenek istiyor. Dans çok güzeldi. Dansta bazı hatalar olur. Ben hataya bakmam. Ben o heyecana bakıyorum. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok Eda Taşpınar'ı alkışlarla Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz. Puanlar gelecek ve tabii ki merakla bekliyoruz. Sait Hocam 8. Lilian. 8. 8. Tan. 8. 8. Sabah. 9. Toplam 33. Genel toplam 66. Eda artık o kadar ilerlediniz ki sanki 8'ler bile çok mutlu etmiyor gibi. Yok, beni ediyor çünkü ben orada bayağı adım kaçırdım. Şimdi doğruyu söylemek lazım. Provada yapıyorsun. Canlı yayında zaten bir %20'si 30'u gidiyor ne yazık ki. Bir panik yaşadım orada, unuttum. Neyse sonra biraz toparladım ama onun için çok teşekkür ediyorum. Çok daha iyi çalışmıştım. Olmadı, seyredenlerden özür diliyorum. Daha iyi olabilirdi. Ama gene de mesaj attın bize. Yine de gayet güzeldi. Sevgili seyirciler, SMS'ler biliyorsunuz ki çok çok önemli. Eğer Eda Taşpınar'ı destekliyorsanız Eda yazıp 2950'ye yollayın.